Peki çocukluk çağında egzama, bu pul pul dökülen, hı-hı, kırmızı yara şeklindeki kaşınan, evet, durumlar nedir çocukluk çağı nedir? Egzaması? Şimdi çok tipik olarak bilinen çocukluk egzaması diye bilinen şey aslında tıpta atopik dermatit dediğimiz, atopik egzama dediğimiz bir durumdur. Onun dışında egzama çok geniş bir kavram ve çocuklarda çeşitli egzamalar olabilir büyüklerde olduğu gibi. Ama biz çocukları konuşuyorsak konuşmamız gereken çocukluk egzaması, yani atopik dermatittir. Bu da az önce söylediğiniz genetik durumla çok yakından birebir bağlantılı bir şeydir. Genetik olarak alerjik hastalıklar geliştirmesine yatkın kılan kişiyi, genleri taşıyan çocuklarda ortaya çıkan bir durumdur. Bunun diğer komponentleri de astım ve solunum yolu alerjileri olabilir ve bunlar çeşitli dönemlerde çocuklarda ortaya çıkabilir. Egzama ise ilk 2 yaş içinde genellikle başlar. Ve en önemli özelliği, hiç unutulmaması gereken bir özelliği, tekrarlayıcıdır ve kaşınır. Bazı hazırlayıcı nedenler var mıdır egzamayı? Kuşkusuz ki vardır. Bunların başında genetik yatkınlığı, az önce söyledim. Onun dışında ortam çok önemli. Ortamdan kastettiğimizde gerçekten yaşadığımız ortamın havası, suyu ve çocuğun bakımı. Neyle yıkandığı, çok sıcak suyla mı yıkanıyor, küvette mi banyo yapıyor, duş mu alıyor, haftada kaç kere yıkanıyor, ne tür giysiler giyiyor, yünlü mü giyiyor, pamuklu mu giyiyor gibi şeyler. Beslenme de bazen burada önemli olabilir ama bütün bu saydığım büyük faktörlerin yanında alt sıralarda yer alan bir faktördür. Evet. Peki egzama, çocukluk çağı egzaması ne zaman geçer? Tedavisine neler etki eder? Şimdi geçmesiyle ilgili genellikle kabul gören, yaş ilerledikçe bunun azalacağıdır. Daha doğrusu başka formlara dönüşeceğidir. Örneğin erişkinlerde genellikle el ve ayakta çıkan, ortaya çıkan egzamalar şeklini alır. Ama ilkokul çağlarına kadar sürebilir. Bazen ileri yaşlarda da sürer. Böyle bir kanun yok. Hani şu yaşta bitecek ve bir daha... Ama genel eğilim, çocuk büyüdükçe bu tip şikayetlerinin gittikçe bağışıklık sisteminin alışması, kendini adapte etmesiyle azalacağı yönündedir. Tedavide birçok ürünler kullanılır. Fakat en önemli şey bakımdır. Çünkü çocukluk egzamasında bütün süreci tetikleyen şey cildin kurumasıdır. Bu çocukların cildi normal çocuklara göre daha çabuk kurur, suyu tutamaz. Bu kuruluk kaşıntı hissini uyandırır ve kaşıdıkça, özellikle büklüm yerlerinde örneğin ya da travmaya açık kalan dış kısımlarda egzama meydana gelir.